Karadan çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. İtfaiye ekipleri buradalar. Yine Azerbaycan'dan gelen itfaiyeleri sahadalar. Herkes buradaki bu noktadaki yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Tabi saatler ilerledikçe dediğimiz gibi rüzgar bu noktada etkisini artırmıştı. Kararan havaya karşın ekipler daha titiz bir çalışma yürütüyorlar burada. Özellikle helikopterlerin yoğun bir şekilde bu noktada gidip geldiğini söyleyebiliriz. Rüzgarın etkisiyle tabi farklı noktalara yönlenebiliyor ekipler. Bu çerçevede de hemen dumanların yükseldiği alanın çevresine de çember oluşturulmuş durumda. İş makineleri orada konuşlandırıldı. Paletli araçlar o noktada bekletiliyor. Yollar açılıyor. Araçların o noktalardan götürülüp ve daha rahat bir şekilde topraklama çalışması yapılması için. Gece de çalışmalar vardı özellikle bu noktada. Dün gece saatlerinde yoğundu çalışmalar. Ukrayna'dan gelen ve gece görüş imkanına sahip 4 helikopterde bu noktalarda çalışmalarını sürdürüyorlardı. Gece müdahalelerini gerçekleştiriyor. Bu noktada da 3 helikopter şu anda var ve bir uçakta o yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Muğla'da Muğla Milas hemen gördüğünüz bu nokta Bayır Köyü. Bu Bayır Köyü'de tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Vatandaşlar güvenli alanlara alınmıştı. Hemen yan tarafında da Gürceğiz ve Akçakale köyleri bulunuyor. O noktalarda da vatandaşlar güvenli alanlara alınmıştı. Bu dağın hemen arka kısmı yani yaklaşık 6 kilometrelik uzaklıkta da Yeniköy Termik Santrali var. İşte ekipler yangının o noktaya yönelmemesi için de yoğun bir mücadele veriyor. Termik santralin çevresinde zaten olası yangınlara karşın bir güvenlik şeridi vardı. İşte o güvenlik şeridi geçtiğimiz günlerde daha da genişletildi ve orada ormanlık alanlarda özellikle topraklama çalışmaları yapılıyor. Yangının o noktaya yönelmemesi için bulunduğumuz nokta dediğimiz gibi Milas ilçesi. Milas ilçesindeki yangınlarla mücadele yoğun bir şekilde sürüyor. Kontrol altına alınmaya çalışıyor buradaki yangınlar. Şu an itibariyle dediğimiz gibi havadan müdahalelerin olumlu sonuç verdiğini söyleyebiliriz ki o noktada aslında bir saat önceye kadar yoğun dumanlar vardı ve şu an itibariyle de dumanların biraz daha olsun azaldığını söyleyebiliriz. Tabii rüzgar var. Özellikle saatte 60 kilometre kadar ulaşan rüzgarın hızı da var. Ekipler bunu da göz önünde bulundurarak çalışmalarını yoğun bir şekilde bu noktada sürdürüyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.